أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُصَابُ مَنْ حَرُمَ السَّوَابُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ حَبِيبُ اللّٰهِ Dağdan kestiler hezenim, bozuldu türlü düzenim, ben bir uslanmaz ozanım, derdim vardır inilerim. Ben bir uslanmaz ozanım, derdim vardır inilerim. Bu aleme gelen hak erleri gibi derdi hak derdi Allah olanların zümresine Cenab-ı Hak hepimizi ilhak eylesin. Geçen dersimizde İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun İkinci cilt mektubatın ikinci cildinde 17. mektuba başlamıştık. 70 bin evliyanın serdarı olan İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu o dönemlerde yaşanan ümmeti kasıp kavuran musibetler karşısında bu musibetlerin bir mümin gözüyle nasıl görülmesi gerektiğine dair bize rehberlik ediyor, bize yol gösteriyor. Ve buyuruyor ki fi beyani enne musibati hadel alem, ey kardeşlerim, bu alemin bütün musibetleri ve in kânet fil zahir, her ne kadar zahirde cerahatün, vücutta kanayan bir yara gibi görünse de velakinneha, ancak bütün musibetler merahimu fil hakikati, gerçekte aslında onlar ruhumuzun hastalıklarının merhemi mesabesindedir. Biz her ne kadar farkına varamasak da karanlık ve hastalık taraflarımızı idrak edemesek de bugün ruhumuzun bedende kendisini ifna etmesinden sonra insan bedeninin sağlığını ruhunun sağlığı gibi görüp anlasa da asıl insan olan ölümden sonra bile hayatına devam eden insan ruhunun tabii ki görünmeyen hastalıkları var. Peygamberler ve onların getirdiği hak kitaplar bize ruhumuzun gözümüzle görüp elimizle tutup teşhis edemediğimiz hastalıklarımızı tanıtmak içindir. El insan kel kamer ve lehu cihetun muzlime. Her insan aya benzer. Ay dolunay
gibi her tarafı aydınlık görünse de ayın görünmeyen karanlık tarafları vardır. İnsan da aya benzer. Ne kadar kamil olsa da beşer, el-beşer cüz'ü mineşşer buyurulmuştur. Yahut tam tersi, eşşer cüz'ü minel-beşer. Beşer kelimesinin başındaki ba'yı atarsanız geriye şer kalır. Eşşer cüz'ü minel-beşer. Şer bizim bir cüzümüzdür. Biz noksan ve eksik olarak, hataları olan varlıklar olarak halkedildik. Bunların bazılarını kendimiz anlayabiliyoruz. Bazılarını kendimiz keşfedebiliyoruz. Ama birçoğuna kendi aklımız, kendi gözümüzle vakıf olma imkanına sahip değiliz. Onun için kainatı yoktan var eden Hazreti Allah'ın talimine, tembihine ihtiyacımız var. Bize insanı tarif et deseler, tıpkı felsefecilerin yaptığı gibi insan hakkında öyle garip, tahrik edici tariflerle karşılaşırız ki bunların hiçbirisi insanı, efradını cami ve ağyarını mani olarak tarif etme imkanına sahip değildir. İnsan kendisini nasıl tarif etsin ki? Noksanlık cihetiyle tarif etmeye kalksak dibine ulaşamayız. Onun yücelmeye başladığı zaman, yükselmeye başladığı zaman ulaşacağı makam ve mevkiler cihetiyle tarif etsek yine tarifine eremeyiz. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Yarattığını biliyor ve insanı bazen hilafete namzet olarak tarif ederken bazen لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ biz insanı en güzel surette yarattık diye buyururken وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ biz Adem'in evlatlarını mükerrem kıldık derken bir taraftan da hiçbir insanın fark edemeyeceği karanlık taraflarımıza işaret buyurur اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا der. İnnel insane, bütün insanlar hulika helu'a, korkak yaratılmışlardır. Hulika helu'a. Sonra kendisi anlatır. Bu korkaklığın nasıl tecelli ettiğini, nasıl insanda tezahür ettiğini yine sevgili Allah'ımız kendisi ifade eder. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُعًا İşte bir karanlık tarafımız. İşte budamamız gereken dikenimiz. İşte mutlaka tekmil etmemiz gereken bir noksanımız. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُعًا İnsanoğlu öyle korkaktır ki, öyle paniktir ki kendisine bir şer istemediği, sevmediği, beğenmediği, beklemediği bir durumla karşılaştığında bir anda panikler. Eli ayağı kesilir. En akıllı zannettiğimiz insanlar bile hiç beklemediğimiz hadiseler karşısında farklı tepkiler verir. Nitekim uçakta seyahat eden bazı yolcular, uçak türbülansa girince, sarsılmaya başlayınca, hepsi gayri ihtiyari olarak paniklemişler. Korkmuşlar, feryat etmeye başlamışlar. Ölüyoruz demişler.
çok azının hatırına eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demek gelmiş. Hastalıklar, yokluklar, kıtlıklar ve sıkıntılar ölümün habercileridir. İnsan arabaya bindiği zaman, ayağı yerden kesildiği zaman kendini bir şey zanneder. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri buyururdu ki, bir insan tenekeye bindiği zaman kendini tabutun içerisine girmiş olarak düşünmelidir. Uçağa bindiğimiz zaman aslında kocaman 500 kişilik bir tabutun içine binmiş gibiyiz. Bunu düşünmeyiz. Gülerek, eğlenerek, belki de neuzubillah Allah'a isyan ederek yolculuk yapmaya çalışırız. İşte bu yolculuklardan birisinde uçak düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca insanlar feryat etmeye başlar. Görevliler hem yolculara yardımcı olmaya hem de asıl vazifelerini yerine getirmeye çalışırken yetersiz kalır ve en ön koltukta oturan hiç sesi çıkmayan bir adamdan yardım isterler. Ona derler ki, omuzuna dokunup, efendim, bize yardımcı olsanız, şu bağıran insanları teskin etseniz, biz de asıl vazifelerimizle meşgul olsak. Oturan adama dertlerini anlattıktan sonra adamın omuzuna dokunurlar. Hiç korkmadığını zannettikleri o adamdan yardım isterken bir de bakarlar ki oturan adam çoktan ruhunu teslim etmiş. Hepsinden önce gitmiş ahirete. Uçaktan önce düşmüş. İnnel insane hulika helu'a ve izâ messehu şerru cezu'a. Sevgili Allah'ımız bu sebepten dolayı buyuruyor ki insana bir şer, bir musibet, istemediği bir hal isabet ettiğinde onu paniklemiş olarak görürsünüz. Bakın kendini pehlivan addedenlerin nasıl paniklediğini, kendini süper güç addedenlerin nasıl aciz kaldığına bakınız. İşte bu manzara bize kainatın gerçek sahibinin ve bizim gerçek sahibimizin Hazreti Allah olduğunu söylüyor. Bize bunu hatırlatıyor. İnnel insane hulika helu'a İzâ messehu şerru cezu'a. Siz diyor bir zorlukla karşılaştığınızda hemen kendinizi kaybedersiniz. İşte bu gibi zamanlarda imdadımıza yetişecek, nasıl davranmamız gerektiğini bize öğretecek peygamberlere, Allah dostlarına, alimlere, ahireti dünyadan daha fazla seven ulemaya ihtiyacımız var. İmam Rabbani kaddesallahu sırrahu onlardan biridir. O 63 senelik hayatında Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yapmadığı, yaptığı, ona ait olan sünnetlerden ancak bir tanesini yerine getiremedim. Onun dışında Allah'ın bana imkan verdiği kadar Resulullah'ın bütün sünnetlerini ihya etmeye gayret ettim buyururdu. Allah Resulüne ittiba edemediği hususta onun imkanının, onun kudretinin dışında olan bir durum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
kendi torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma ile birlikte cemaatle namaz kılma imkanı bulmuş. İmam-ı Rabbani kaddesallahu sırrahu, benim torunlarım henüz küçüktü. Onlarla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi birlikte namaz kılma imkanım olmadı der ve buna üzülürmüş. Bir peygamber aşığı olan, peygamber sünnetini dünya ve içindekilerinden, ahiret ve cennet nimetlerinden daha üstün addeden bir peygamber aşığı. Şimdi hadiselere bunun gözüyle, o büyüklerin gözüyle bakmanın zamanı. Buyuruyor ki, musibetler, sıkıntılar, her ne kadar zahirde insanın vücudunda açılan kanayan yaraya benzese de وَلَاكِنَّهَا مَرَاهِمْ فِي الْحَك۪يكَةِ hakikatte bunlar merhemler gibidir. Ruhumuzu tedavi eder. İnsan Allah'tan gelene böyle bakmasını bilmelidir. Mevlana Celaleddin Rumi kaddesallahu sırrahu bir gün oğlunun yanına girdiğinde ona selam verir ama oğlu selamı ancak dilinin ucuyla alır. Çocuk üzgündür. Babasıyla konuşmak istemez. Baba evladının mahzun olduğunu, mükedder olduğunu anlayınca ona şakalar yaparak güldürmek ister. Ama bir türlü evladının yüzü gülmez. Mevlana Hazretleri başka bir çare düşünür. Odadan çıkar, üzerine bir ayı postu alıp tekrar gizlice içeriye girer. Çocuğu önce korkutacak, sonra üzerinden postu çıkarıp onu güldürmeyi murad eder. Fakat Mevlana Hazretleri üzerindeki postla odaya girince çocuğu hiç yabancılık çekmeden babasını, postun ardındaki kişiyi hemen tanır ve gülmeye başlar. Murat maksut hasıl olmuştur ama onun ötesinde bir ders vermek ister. Oğluna sorar, oğlum, insan yanına ayı suretinde bir varlık veya bir ayı veya bir kurt veya korkacağı bir mahluk yanına girdiğinde hiç güler mi? Niçin güldüğünü anlayamadım. Şaştım bu hale. Benim maksadım seni ilk korkutmaktı. Niye korkmadın da gülmeye başladın deyince çocuğu, babacığım, postun arkasında senin olduğunu anladım. İlk görüşte bildim. Onun için korkmama gerek kalmadı der. Mevlana Hazretleri kaddesallahu sırrahu üzerinden postu çıkarır. Oğluna der ki, işte benim senden beklediğim cevap buydu. Evladım, bilesin ki Allah Celle Celaluhu'nun fiilleri de işte böyledir. Kainatta ne tahakkuk ediyorsa, ne vuku buluyorsa, bil ki hepsinin yaratıcısı Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur. Hepsinin sahibi, hepsinin faili hakikisi Hazreti Allah'tır. Öyleyse bu postun ardındaki fail Hazreti Allah olunca, cemili mutlak olunca hangi surette bize tecelli ettiğine bakmamalı. İsme değil, müsemmaya, sıfata değil, mevsufa, faile değil, fiile değil, faile nazar etmelidir. Allah bazen celal ismiyle tecelli eder. Bazen cemal sıfatıyla tecelli eder.
tecelli edene baktığımızda artık bizim için tecellilerin bir önemi kalmaz. İşte Mevlana Hazretleri de bize hadiseler karşısında asıl bakmamız gereken noktayı işaret ediyor. Kardeşlerim, Allah bize bir tane kalp nasip etti. Eğer o kalp cemili mutlağa hayran olursa, o kalp güzelliklerin menbaı, menşei olan Hazreti Allah'ın meskeni haline gelirse, o zaman göz de, dil de, el de, gönül de cemil olunca, göz de güzel görür, dil de güzel söyler, el de ancak güzel üretir. İşte peygamberlerin elinden, dilinden, nefeslerinden sadece güzel olanların sadır olmasının sebebi budur. Allah dostlarının ağızlarından çıkan her kelimenin sadra şifa olmasının sebebi budur. Kelamuhum şifaun, nazaruhum devaun, sohbetuhum ziyaun denilmesinin sebebi budur. Gönül Allah'a açıldığı andan itibaren her şey farklı bir çehreyle görülmeye başlar. İmam-ı Rabbani kaddesallahu sırrahu da o gün yaşanan, kendisinin de bilfiil yaşadığı sıkıntılar için göreceksiniz. İleriki satırlarda o kadar vurucu cümleler kullanacak, o kadar farklı itiraflarda ve iştiyaklarda bulunacak ki hepimiz hayran kalacağız. İlk cümlesi bile İmam-ı Rabbani kaddesallahu sırrahu'nun kim olduğunu anlatmaya bize yetiyor. Musibetler, evet, kanayan bir yara gibidir. Onların zahiri doktorlara ihtiyacı olabilir. Ama biz biliriz ki o doktorların ardında bir doktor vardır. Onlarla bizim ruhumuzu tedavi eder. Çünkü biz aya benzeriz. Her ayın karanlık tarafları olduğu gibi bizim de bu alemde yaşadığımız müddetçe karanlık taraflarımız var ve bir an önce aydınlanmaya ihtiyacımız var. Peygamberler ve Hazreti Allah'ın vahyettiği kitaplar لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Ey kullarım, ben sizi sahip olduğunuz zulmetlerden, kötülüklerden, eksikliklerden, şerlerden nura, tek ve bir olan nura çıkarmak için peygamber gönderiyorum buyuruyor. Zulümat ayet-i kerimelerde çoğul olarak zikrediliyor. Çünkü insanın hayatında birden fazla, yüzlerce, binlerce zulmet var. Karanlıklar çok. Ama karanlıkların, musibetlerin, sıkıntıların çokluğu bizi korkutmasın. Bütün karanlıklara bir kibrit çöpü galip olabilir. Bütün karanlıklara bir kibrit çöpüyle meydan okunabilir. Bugün yaşadığımız yorgunluk, yaşadığımız bitkinlik, karanlıklardan nasıl kurtulacağımızı bilememenin neticesidir. Rahmetli Hasbi hocamız vardı. Allah ona da bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin. Şöyle bir misal verirdi. Her birimiz elimize birer sopa alsak, sabaha kadar odamızdaki karanlığı dövsek, bir an önce onu evimizden, odamızdan çıkarıp aydınlığa ve sabaha kavuşmak için mücadele etsek. Sabah olur, bizim takatimiz biter, yorgun düşeriz ama karanlığa bir şey yapamayız. İçimizden bir akıl erbabı çıkar, birisi elini elektrik düğmesine uzatır veya bir kibrit yakarsa, saatlerdir beyhude yere uğraştığımız
çabanın işe yaramadığını bize gösterir. Karanlıklardan kurtulmak için bir kibrit yakmanın kafi geldiğini bize hatırlatıverir. İşte dinimiz, inancımız, Rabbimiz bu dünyanın karanlıklarından nasıl kurtulacağımızı, nasıl nura ulaşacağımızı bize anlatır. Musibetler, hastalıklar, kıtlıklar, alınan kararlar bir karanlık gibi, bir gece gibi üzerimize çökmüş olsa da biz yaratılmadığımızı, biz ahiret alemi için, ebedi hayat için var edildiğimizi bildikten sonra artık çareler her vakit elimizdedir. İnsan hangi durumda olursa olsun sonunun iyi olması için uğraşmalıdır. Çünkü iyi insan sonu iyi olan, kötü insan da sonu kötü olandır. Onun için abdestsiz durmamaya çalışalım. Hastalığın pençesinde olan kardeşlerimiz, en büyük ilaç Allah'ı zikretmektir. Allah diyen aldanmaz. Allah diyen yolda kalmaz. Allah diyen darda kalmaz. Allah diyerek nefeslerimizi kıymetlendirmeye, fani ile bakiyi tebdil etmeye gayret edelim. وَلَاكِنَّهَا مَرَاهِمْ فِي الْحَك۪يكَةِ وَبَاعِسَتُنْ Yaşadığımız sıkıntılar لِتَرَقِّيَاتٍ كَس۪يرَةٍ birçok terakkileri beraberinde getirecektir. Eğer bu süreci geleceğin uhuvvetine vesile olacak, kardeşliğini inşa edecek şekilde geçirebilirsek, o zaman bizim için bugünler bir fırsata dönüşecek. Bizim için sıkıntılar, musibetler gerçekten merhem olarak tecelli edecek. Ve ba'isetun li terakkiyatin kesira. Bugün yaşanan zorluklar, hastalıklar, yokluklar bir gün bizi umduğumuzdan daha fazla terakki etmiş olarak karşımıza çıkacak. Ve ba'isetun li terakkiyatin kesiratin. Allah Celle Celaluhu insanlığın büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldıkları bu günleri hem maddi, hem manevi, hem zahiri, hem batini terakkilere vesile eylesin. Allah Celle Celaluhu isyana yahut günaha düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Son nefesimizde hepimize iman-ı kamil, hüsn-ü hatimeler ve şehitlik makamları ikram eylesin.